Kendinize bir şeyler katmadan ilk en önemli şeyim İngilizce. Yani artık bunu bu ülkede belli bir yaşı geçmiş herkes size bağırıyor. Lütfen diyor İngilizce öğrenin. Bağırıyoruz artık, bağırıyoruz. O kadar faydasını görüyorsun ki. Ya ben size bak kaç kere anlattım bunu. Al bir kere daha anlatayım. Belki ilk kez dinleyenler vardır diye. Çünkü görüyorum arada ilk kez yayınlara geldim falan diyenler arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar. Yani iş... Bana küfür mü etti lan o? Dur. Ben hayatta dil bilmek kadar faydasını gördüğüm çok az şey var ya. Yani iş hayatında şöyle bir durum oluyor. Hiç kimse İngilizcesine çok güvenemiyor, tamam mı? Hiç kimseden kastım böyle şuna rastlayacaksınız yani. Hatta çok pardon şöyle söyleyeyim. Bizim ülkede genel olarak İngilizce, hele de İngilizce çok fetişize bir şey. İyi İngilizce konuşan adam böyle bir anda falan oluyor böyle, tamam mı? İnanılmaz böyle abi İngilizce falan oluyor millette. Çünkü bir yandan da bizim ülkede herhalde bir yara, yani bir sürü insan İngilizceyi iyi halledemiyor diye. İyi İngilizce kullanan inanılmaz bir böyle bir saygı, bir hürmet. Anladın mı? Abi ama İngilizce falan böyle. Kusura bakma, bayansın diye vurmuyorum. Suçlu olduğundan vuruyorum. Çünkü iş hayatına girince şeyi bile görüyorsun. Normalde böyle karşısında titreyeceğim böyle, hani anladın mı? Müdür bey geliyor, aman abi üş dedim. Birimler amiri falan. Onların bile böyle genelde İngilizcesi böyle vasat vasat üstü. Ya da telaffuzlar sıkıntılı falan. Bizim ülkede hep çok ciddi bir sıkıntı İngilizce. Sen İngilizce'de herkesten birazcık daha fazla uğraşırsan, ki bunu şöyle söylüyorum. Dil okuyun diye söylemiyorum. Tek başına dil okumak biraz yalnızlık ve mutsuzluk. Ama atıyorum ne bileyim teknisyenlik, mühendislik, öğretmenlik, whatever bir şey okuyorsan ve İngilizcen iyiyse bir anda şey oluyor. Abi yurt dışından mail gelmiş, sen bir şuna baksana ne diyorlar. Veyahut da anladın mı, çünkü bizim ülkede bir noktada bütün ekonomi yurt dışına bağlı ya. Böyle hiç olmadık pozisyonlarda bir anda yetki ve etki sahibi bulabiliyorsun kendini sırf dilin iyi diye. Müdür diyor ki sen de benimle gel toplantıya falan diyor. Mesela bu benim iş hayatımda çok başıma geldi. İngilizcem iyi diye ne CEO'larla toplantıya götürüldüm çok genç yaşımda. Bu da insanda mesela bende mesela çok güzel bir özgüven yarattı. Çünkü şey gibi bir durum oluyor. Normalde böyle ya bilmem kimle toplantım var deseler böyle boncuk boncuk ter atacağın adamlar olur hayatta. Düşünün şimdi mesela kendi dünyanızdan yani birisini, anladın mı? Aklıma net öyle birisi gelmiyor benim şu an sorunca da. Olur ya böyle bilmem kim geliyormuş aman falan böyle büyük isimler falan. Mesela ben çok erken yaşımda çok böyle 20'li yaşlarımda falan kariyerimin çok başında ne CEO'larla ne böyle insanlarla falan toplantıya sokuldum. Böyle şey olsun diye ama bir şey olursa sen bize çevir veyahut da anlat bakayım böyle de ona falan gibi muhabbetlerden. Yani işimin de çok iyi olduğum için değil, aksine var ya girip herifleri direkt yumruklamaya başlayacaktım, herifler korumaymış ha. Oo. O da mesela bana şey kazandırdı. Çok ciddi toplantıların içinde bulunduğum için bir kere iş hayatına dair görüşüm çok değişti. Çok ciddi konular konuşuldu benim yanımda. Hep. Ben de böyle aktardım onları falan. Bir süre sonra o işin takibi de sende kalıyor mesela. Hani şey gibi oluyor. İşte Can şöyle bir iş vardı ne oldu falan diye sana soruyorlar. Bir anda C-level işleri takip etmeye başlıyorsun. Bu senin iş hayatını çok geliştiriyor, vizyonunu çok geliştiriyor. Yani İngilizce bilen birisi olmak seni her zaman normalde ne bileyim normal bir vatandaşın, çalışanın dahil olmadığı yerlere dahil olmanı, birkaç seviye daha yukarıdan takılmanı sağlıyor. Bilginden falan ötürü değil ha. Geri kalan herkesin İngilizce konusundaki böyle genel bir özgüvensizliğinden, paniğinden ötürü. Tamam mı? Hele bazı kurumlarda falan İngilizcesi olmayan adam ya belki bir noktada başınıza gelir mesela. İngilizcen çok iyi değildir. İngilizcen çok iyi olmadığı için böyle bir hani İngilizcesi iyi değil falan aşağılanması mesela olur. Yani anladın mı? Karşı taraf böyle şey olur. Nasıl almışlar bunu buraya falan. O yüzden hep söylüyorum, defaatle söyledim, bin kere daha söyleyeceğim. İngilizce bir sosyal bir şey yani İngilizce. Anladın mı? Böyle güzel olmak falan gibi bir şey yani. Önünde kapılar açılıyor senden habersiz. O yüzden ne okul okursanız okuyun,
İngilizcenizi belli bir seviyeye getirmeden mezun falan oluyorsanız, istersen 4 senede mezun ol, istersen 2 senede mezun ol, bir bok olmaz. Kaç dakika anlattım bunu şu an bilmiyorum ama cidden önemli olmasa bu kadar uzun anlatmam yani. Anıl Ulutaş 13. ayına girmiş Anıl. Hoş gelmiş. Erkan Toku 11. ayına girmiş. Umut Tuncer. Abi üniversitede 8. yılım hala bitiremedim. 175 bursluyum. Bölüm değiştirdim bu arada. 6 yıldır kendi alanımda çalışıyorum ve okulumu kendim ödüyorum. Bu sene okul bitecek artık ama uzattığım için hiç de pişman değilim. Hiç de pişman olmana gerek yok. Alanımda çalışıyorum dedin ya, bitti zaten. Şu anda bile tecrübem nedeniyle iş teklifleri alıyorum. Çok güzel Umut, tebrik ederim. Sadece diplomaya takılmayıp bir yandan sektörde çalışmalarını öneririm arkadaşlara demiş Umut Tuncer. Aynı zamanda kendisi abonemiz. Ortak abone grubumuzda kendisine başka sorular da sorabilirsiniz. Bu söylediği şeye ben de katılıyorum. Aynen, benim de üniversite Burdur'da, bu sene şu Covid'den ötürü evde eğitim almamız benim işime geldi. Çünkü yurda yılda 10 bin, bir de orada benim yediğim para var desek boş yere masraf oluyor. Biraz da o yüzden hemen bitirmek istiyorum. Ha tabii işte üniversite okumak ekstra masraf oluyorsa geç bitirmek zor olabilir ama ona göre düşün kendinizi. Adem Çetin iyi yayınlar CSB demiş, 75 boncuk atmış, sağ olsun. Şu şehirde ne kadar güzel hanımefendiler var ya. Şunun tarzına bak. Yani şöyle, keşke ben bu hanımefendiyi taratıp Facebook'tan, Twitter'dan, Tinder'dan falan eklesem desem ki yani sizi bir akşam yemeğe çıkarabilir miyim? Çünkü bakar mısın? Savaşçı birisi bile değil ha. Ama kollarına diken taktırmış tarz olsun diye. İşte ben bu tarzı seviyorum yani. Ne oluyor lan burada? Çete misiniz lan siz? Abi dur, yapma. Hayır sen. Kıydı kendine. Sanki intihara programlanmış gibiydi. Neyse, yazılım öğrenseydin köpek. Oğlum ayağınıza bir şey batar, Allah korusun lan. Netrunner'ız diye bu kadar rahat davranmayın. Hazırlık okumak mantıklı mı CS? Bir şey söyleyeyim mi? Hazırlığı da çok tavsiye ederim. Yani şöyle, üniversite okurken dediğim gibi her sene çok masraf ediyorsunuz. Şimdi kimi aileler oluyor, şehir dışına gidiyorsun, çok masraf oluyor, okulun özel olabilir. Yani ben şimdi her sene 40 bin 50 bin lira ekstra masrafa girmenizi istemem. Öyle bir şey yok. Ama oha. Ya benim beden tipim niye böyle olamıyor mesela? Ben sürekli inceyim yani oyunda. Ben de böyle kalın bir şey yapmak isterdim kendime. Neyse. Hazırlık okumak şeyden ötürü iyidir. Bence İngilizceniz iyi olsa bile hazırlık okuyun. Bir sene takılırsınız rahat rahat ya, en azından. Öyle söyleyeyim size. Sonra da hazırlık okuyorum dersin. İngilizcem yeterli bulmadılar dersin. Bir sene tatlı tatlı keyfine bakarsın. İki gezersin. Anladın mı? Yani üniversite açıkçası biraz da şey ya, genç birisinin yetişkinliğe ilk adım attığı yerler onlar artık. Biraz sosyal hayat, anladın mı? Dışarı çık, gez, muhabbet et milletle, itle köpekle tanış, anladın mı? İyi insanlarla tanış. Ne bileyim, dernek vakıf ortamlarına meraklıysan oralara gir.
Gece ortamlarına meraklıysan oralara gir. Hazırlık bence bunlar için çok iyi bir vakit. Bıçak mı çektin lan sen bana? Aga. Adam nasıl kıydı kendine ha? Görüyor musunuz? Hazırlıkta ve evde kalanlar bu arada size yapacak bir şey yok. Covid hesaplanabilir bir şey değil tabii ki. Samet Dolaşık demiş ki Sayın Can abim, bu muhabbeti daha önce de yapmıştık. 2 yıl kıçı kırık bir üniversite okudum. Şu anda bir havayolu şirketinde çalışıyorum. Neden mi çalışıyorum? İngilizce mülakatımda ilk 3'e girmeyi başarabildim. Ama buradan bir teşekkürüm var sana. Seni takip ettiğimden beri bize İngilizce öğrenin, şunu bunu yapın diyordun. Ta Twitch zamanlarından hakkını ödeyemem demiş Samet Dolaşık. Ya arkadaşlar. Samet'in dediği şey çok doğru. Bu ülkede İngilizcen varsa yine yanlış anlamayın. Güzel kadın muamelesi görüyorsun. Güzel bir kadınsanız zaten güzel kadın muamelesi görüyorsun. Ama İngilizcen varsa da mesela böyle bir adam olmana rağmen yine güzel kadın muamelesi görüyorsun. Güzel kadın muamelesi nedir derseniz. Yani ne kadar hani cinsiyet ayrımına da karşı olsak, seksistlik, ne kötü falan da desek. Bizimki gibi bir ülkede, Orta Doğu ülkesinde. Yani ofiste güzel birisi olsun ister bütün işverenler ve aşırı aşırı uluslararası bir şirkete girmiyorsan. Yani ne bileyim böyle Pfizer, Microsoft falan gibi, anladın mı, artık dünyada kendini kanıtlamış ve cinsiyet ayrımcılığından ötürü açtığı herhangi bir davada milyonlar dolarlar kaybetme imkanı olan bir şirkete girmiyorsan bizim ülkede güzel kadına şey yaparlar yani. Adam yerine de koymazlar genelde işe aldıktan sonra ama. Öyle de bir cinsiyetçiliktir bizimkisi yani. Hani hem derler ki oo abi gelsin abi çalışsın falan. Ama hani adam yerine de koymazlar, anladın mı? Böyle boş olursun yani, şey yaparlar biraz. Ciddiye de almazlar yani. Bizimkisi böyle bir ülke. Ne oldu lan bu adam? Koskoca adam. Aa, ara sakalıymış lan bu şerefsiz. Öyle. İşte iyi İngilizcen olunca da şey gibi oluyorsun biraz. Hem işinde ciddiye alıyorlar hem de güzel kadın gibi oluyorsun. Öyle bir ayrımcılığa uğrarsınız yani. Pozitif ayrımcılık. Bilmiyorum. Aman tek tek yumruk mu atacağım ben bunların hepsine? Çökmüş buraya, buradan hack atıyor bana ya. İyi daha bir ya kadın değilsek. İşte onu diyorum. İngilizcen iyi olduğu zaman güzel kadın muamelesi görüyorsun. Otomatik. En basit açıklayabileceğim şey bu. Yani anlamsız bir pozitif ayrımcılığa uğruyorsun gerçekten.